Ah! Yine ağlayacak. Korktu kadıncağız, ağlamaya başladı. Kız sen buna da mı ağlıyorsun bacım? Kimde korktun? Olcay'ın bağırmasında mı korktun, rüyada mı korktun? Yani bu kavga beni üzüyor yani, kavgalarınız. Bacım biz böyleyiz. Gerçekten üzüyor. Bak ağlama. Anlattığın rüya kadını korkuttu. Ya biz beni sinirlendirdin, midem ağrıdı. Zaten hepten korkuttu. Ya onu da mı ben ağlattım ya şimdi? Dünden ya, beri ağlıyor ya. Üf. Bu da yanımda üçüncü bir sıçrıyor, bir yandan aklım çıkıyor. Ya biraz hareketlerine dikkat etsene. Şu an İpeciğim şeyi soracağım. Dün kına gecenden bahsetmiştik bir tanem. Hani görümceni evet, istememiştin, gelmemişlerdi. Evet. Peki nasıl geçti o kına gecesi? Güzel, eğlenceli, samimi bir ortamdı. İçinize sindi. Evet, sevdiğimiz insanlarla beraberdik. Güzel bir geçti. Ha, eğlendiniz. Keyifliydi evet, yani. Evet, keyifliydi. Çok keyifliydi. Her şeye rağmen. Evet. Eğlendiniz. Evet. Peki onun görüntüleri var mı bizde? Vermiştim. O zaman bir Hanife'nin kına gecesine bakalım, izleyelim. Sonra konuşalım onun üzerine. Nerede yaptınız kınayı? Manisa'da bir düğün salonunda, Kırb bir düğün salonunda oldu. Manisa'da bir düğün salonunda. Kaç evet, kişilikti? Çok fazla şey yapmadık yani, o kadar kalabalık bir kına yapmadım. Evet. Daha rahat etmek açısından. Bir gün öncesi nikahımdı. Genelde büyüklerimiz nikahımıza geldi. Daha genç kesim vardı. Aha. Kaç kıyafet giydin sen? Gelinliğim dahil olmakla beraber. Gelinlikte mi giydin kınada? Evet evet, çünkü giymemi istediler. Manisa'dakiler. Evet, çıkış evet, yapalım dedik gelinlikle. Ondan sonrasında devamında pembe elbisem. Sonrasında after olarak da beyaz elbisem. Peki o pembe elbisenin fiyatı nedir? 10.000'di sanırım. Beyaz elbisen? Beyaz elbisem 3 küsur 4 olabilir. Ha, ağlamayı kes bacım da. Tamam. Ben kıyafetine taktım gelinin. Bir kınada o kadar açık dekolte ve de başka çeşit bir elbise giyilir mi? Benim bildiğim kınada kaftanlar giyilir. Bindallı giymedi. Bindallı giymedi. Bindallı kiloluydu mu? Bindallı istemedi giymek. Kendi seçimi yani. Kendi istediğini. Çok bilmiş. Ne istiyorsa onu giysin yani. Ama o kadar da bilmişlik olmaz. Yok, ne var bunda? Gayet normal. Ay sen de her şeyi normalleştirme müdüre. Ay siz de 40 sene evvelinde kalmışsınız takılı. Hala oradasınız. Çık gel. Gel artık. Sağdan mı gelirsin? Soldan mı gelirsin? Gel artık Reyhan Hanım. Çık. Çık gel. Bacım bak bak. Bu 40 sene evveli diye evet, 40 diye sene çık, evveli, 50 çık sene diye ne hale gençlerle geldik. Gençlerle uğraşıp durma artık toplum ya. Toplum olarak bak ne hale geldik. Aç. Bana aç, olmaz. Alıcıları senin aç, gibi kaynanaya uyar bana aç, uymaz. Elbise de böyle hoş değil mi pembe elbisesini? Hoş ben, ama şey nasıl, böyle kına sahne, gibi değil mi? Sahne kostümü gibi sahne geldi kostümü bana. Gibi. Hani dekoltesi falan bence çok aşırı fazla. Öyle bindallı falan da yok. Ya hiç kına havası yok yani bence. Ben bindallı sevmiyorum arkadaşlar. Dekolte açıkça sahne kostümü gibi bulundu Hanife. Ne diyorsun? Evet. Ben seviyorum. Eşim buna müsaade etti. Ailesi bu tarz bir şey problem etmedi. O yüzden giydim arkadaşlar. Sizdenki de müsaade etsin. Siz de giyin. Bak kırdım, kınalar yakılmış, beyaz giyilmiş. Evet. Eşi de smoking giymiş. Evet, ama smoking giydi. Ama çok kınaya uygun değil sanki Aslı Hanım. Ya ben böyle kına izliyor gibi sanki izlemedim. Sanki nikah gibi bu değil mi? Kına nikah değil de. Gibi. Şu, yani ne bileyim isteme gibi mı belki. Şuradaki şey spor ayakkabı değil mi ya? Evet, ayaklarım biraz kötü oldu. Yani olacağını tahmin etmiştim. Spor ayakkabıyla devam ettim. Fotoğraf tabii ki topuklu da bu son dakikalar. Ama fotoğraf ya bu bak. Anı kalacak şimdi sana. Spor ayakkabı orada böyle. Kalabilir, beni bu rahatsız şey etmiyor ki. Kına yakılırken kırmızı duvak örtülür. Aynen. Neden beyaz bravo tercih etti? Ya kınayla düğünümüz bir arada oldu. Beyaz o, ama yani beyaz örtü örtülmez ki. Olsun. Kırmızı hayır örtülür. Geleneğimiz bu yani. Dur, dur, hepiniz ya de biliyor. Hayır, önce kına sonra düğün oldu. Ben göremedim orada. Beyaz örtü örtmüş. Beyaz duvak var. Kadının kınada beyaz örtüde bile haberi yok ya. Kına da aynı zamanda hayır düğün gibi sen olmuşuyor ya. Sen kınada yok muydun? Vardın bacım. Hayır, dinlemiyor musunuz? Örtüsüne dikkat, dikkat etmedim etmemiş yani. Ona bile ne kız. Ama bak bir de ben şimdi dikkat ettim. Emine Hanım ne kadar kilolusunuz orada.
Evet. Siz gelinden sonra erimişsiniz. Çok zayıflamışsınız. Gelin bunu bitirmiş. Gelini bilmiş. Bakar mısın? Yani bir de baksanıza. Gelinin altında, gelinin ayaklarında spor ayakkabı. Kına bak. Da şu kınaya bak, şuraya olmamış. Bak. Bak. Olmaz, bu kadar dekolte olmaz. Bir geline yakışmaz. Bir yığın insan var, onun kınasına gelmiş bak, misafirler duvak, var. Bak. Heh, beyaz bak, duvak. Bak kadın o gün görmemiş, bugün görmüş. Temizliğin, saflığın sembolü. Kırmızı olur. Ayol çıkın, gelin artık. Hanifeciğim, tamam. Bindallı sevmeyebilirsin, giymeyebilirsin. Ama bu kadar dekolte bir kıyafet kınada olmaz. Sonuçta büyükler var, herkesin ailesi orada. Olmaz. Ezgi'cim ne diyorsun tatlım? Ben bir şey sormak istiyorum. Perdeyi niye kafasına koymuş? Duvar perde olarak böyle kınada al olur ya hani aslanım, kırmızı al örterlerini. Evet. Yani her şeyi çok acayip erkek yapmış. Erkekte yeşil olur da... kızda evet. Kırmızı olur. O perde mi? Yani hayır, ben şöyle göremedim. Söyleyeyim. Kıyafet benim organizasyonumla, her şeyimle düğün salonundaki bayan ilgilendi ve kırmızı örtünün abez durabileceğini düşündük pembenin üzerine. O yüzden Allah. Beyaz yapmayı tercih ettik. Beraber seçtik. Görümceyle gelin görüşmediği, iki kardeş konuşmadığı için çağırmadılar kızımı. Biz de ondan dolayı 7 ay görüşmedik. Şimdi bir dakika. Siz 7 aydır görüşmüyordunuz. Görüşmedik. Sonra kına yapmışlar. Kınaya sizi davet mi ettiler? Siz o gün mü gördünüz gelininizin Hayır. kıyafetini, duvarını? Yani o güne kadar görüşmediğinizi söylediniz ya. 7 ay boyunca görüşmedik. Tamam. Düğün tarihini belirleyince... Tamam. Deniz haber verdi bize. Tamam. Oğlum haber verdi. Yani o gün gittiniz siz. Oğlum haber verince ben de gittim işte. Gittim Hanife'ye. Ailesine gittik. Hanife de oradaydı. Kızım dedim. Hani ne ihtiyacın varsa alalım yani. Onlar zaten kendi aralarında karar vermiş. İşte biz de her şeyi hazırlamışlar. Yapmamız gerekenleri yaptık. Gittik düğünlerini yaptık yani. Tabii kızım yoktu. Çok üzgündüm. Ay. Kızım da çünkü akşama kadar ağladı. Ay, çok düğüne yazık gidemedi olmuş diye. Ya. Sabahtan akşama kadar gözyaşı döktü. Evde kızı bırakmış ağlıya ağlıya. Oğlunun düğününe gelmiş ağlıya ağlıya. Yok ay, ağlıyor kadın. Evliydi ama çok ağladı. Ama kızın da dün telefonda dedi ki ben kendim gelmedim, canım istemedi gitmek. Ama çünkü çağırmadılar o yüzden yani. Yoksa... Kendi gelseydi canım ne var yani? Yani sen kardeşinin abisinin düğüne çağıramaz ki, düğünü sizin. Çat kapı gelsin. Dedim, kızım dedim gel hani, gel. Yani abin senin yani bu çağırmak gerekmiyor. Evet. Gelmedi. İşte ikisi de çok inat olduğu için. Ay bu kadar da inat olmaz ki, her düğünde kavga yani. Oluyor.